arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere halı kaydırmaz üzerine şöyle güzel zikzakla bir paspas yapımı nasıl olur onu anlatmak istiyorum, tanıtmak istiyorum. Umarım sizlere değişik fikirler olur diye düşünüyorum. Böyle evde arta kalan iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebileceğiniz bir çalışma olacak arkadaşlarım bu. Şimdi ben bunda batik bir ip kullandım. Alize'nin böyle tığ ipi diye geçen bir ipi bu arkadaşlar. Bundan yapmak isterseniz tığın da 0 numara, numarası silinmiş 0 numara bir tığ. Tığ numarası çok önemli değil. Bu deliklerden rahat geçmesi önemli. Halı kaydırmazda gördüğünüz gibi her yerde bulabileceğiniz bir halı kaydırmaz bizim işimizi görür arkadaşlar. Şimdi yapımına hemen başlayalım. Şöyle kendime doğru halı kaydırmazımın büyüklüğü önemli değil. Hangisini istiyorsanız, yani ne büyüklükte isterseniz yapabilirsiniz. Çok büyük yapmak için de birbirine ek olarak yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bu kenarlardan ve buralardan ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen aldım, bakın. İlkinden giriş yapıyorum. Önce bir alt, en alt kısma şu şekilde yer yapıyorum arkadaşlarım. Bir sıra şeklinde. Şöyle tutundum, bir tane zincirle sabitledikten sonra hemen başlıyorum. Üzerine alıp şu şekilde bir sık iğnelerimi yapıyorum. Her bir yerimizden bir tane olmak şartıyla şöyle giriş yaparak alıyoruz arkadaşlar. Sonra bakın hemen yanından da giriş yaptım. Çünkü diğeri altta, oraya inmek istemiyorum. Zaten birazdan tekrar bir üstünden geçmeye gerek olmadan devam edeceğiz. Bakın böyle aynı buradaki yaptığımız yer gibi, yaptığım gibi burayı da bu şekilde sona kadar gidiyoruz. Son yere geldim arkadaşlarım. Oradan da bu şekilde giriş yapıyorum. İki tane şeklinde dolduruyorum. Şimdi bu halı kaydırmazınızın boyutu, yani eni ne kadarsa boyuna da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yani böyle dikine de yapabilirsiniz. Enini de benim yaptığım gibi, buradaki gibi yapabilirsiniz. Şimdi ne kadarsa, benimki 8 taneydi. 8 tane yukarıya doğru çıktım. 8 tane aşağıya doğru indim arkadaşlarım ben. Küçük bir parçada anlatacağım için şöyle hemen alıyorum ve bakın köşeye geldim. Köşeye geldikten sonra hemen aldım, buradan giriş yapıyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar, şöyle zikzaklı durması için yaptığımız bir işlem bu. 2 3 5 6 7 ve 8. 8 tane bu şekilde ilerledim. Şimdi aşağıya doğru döneceğim. Yine üzerine alıyorum ve bakın bu delikten yine giriş yapıyorum bu şekilde ve aşağıya doğru iniyorum. Bunu çizebilirsiniz arkadaşlar. Eğer zorlanırsanız çizerek bu şekilde zikzaklar şeklinde, hem o zaman şeyi de kolay olur. Hani kaç tane yapacağım derdine düşmezsiniz. Ne kadarsa halı kaydırmazınızın boyutu, ona göre bu şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Yine bakın dip kısmına hemen geri çeviriyorum bu şekilde ve tekrar bir tane daha yukarıya doğru gidiyorum. İkinci yerimi yapıyorum. Zaten ilk burayı oturttuktan sonra arkadaşlarım, yani şu kıvrımları yaptıktan sonra, burayı da doldurduktan sonra bu üst kısımları, inanın çok kolay bir yapımı var. Şöyle aldım ve devam ediyorum. Bakın iniyorum aşağıya doğru şimdi.
geri dönüyorum tekrar. Yine bakın 8 tane ile çıktım. Şimdi 8 tane ile tekrar aşağıya iniş yapıyorum. Sekizinciyi de buraya getiriyorum, bağlıyorum. Şimdi bakın şöyle bir görüntü oldu. Bu yaptığımız bu yerin şu iç kısımlarını dolduracağız ilk etapta. Onu da hemen geliyorum. Bakın buraya gelmiştim. Üzerine alıyorum yine. Şu yandan bakın buradan giriş yapıyorum. Yine bu şekilde tutuyorum halı kaydırmazı. Ve buradan devam ediyorum arkadaşlar. Ortaya geldiğimizde tekrar dönüyoruz diğer tarafa doğru geçiş yapıp oradan aşağıya doğru ineceğiz. Burayı bu sona geldiğinizde burayı yapmadan dönün arkadaşlarım. Çünkü bu alt kısımdan geçip buraya geleceğiz. Onun için hemen dönüyorum şöyle ve bir üst sıradan şuradan alıp devam ediyorum. Bu tarafı tamamen iniyorum aşağıya. Çünkü bu tarafa doğru ilerlemeyeceğiz. Direkt buraya gideceğiz. O yüzden orayı tamamen kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. İniyorum tekrar aşağıya doğru. İki tanesini bu şekilde yaptıktan sonra tekrar geri döndüm. Buradaki boşlukları doldurarak devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Bakın bu yapmadığımız yer hemen şöyle büktüm. Ve aradan giriş yapıp burayı da dolduruyorum. Tekrar diğer tarafa geçip aynı işlemi yapıyorum. Buraya geliyorum. Son yer bakın birleşim yeri. Oraya da aynı şekilde bağladıktan sonra diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Üzerine aldım. Bakın buradan buraya atlıyoruz. Ve aynı burada yaptığımız gibi bu kısmı da dolduruyoruz. Bu iki kısmı da. Daha sonra üstü zaten dediğim gibi çok kolay zeminini oturtturmuş olduk. Buradan bakın devam ettim geldim. Şimdi ben buradan da biraz göstermek istiyorum sizlere. Yine şöyle kenardan bir giriş yapayım. Bu her bir gidiş gelişi farklı farklı iplerle evde arta kalan iplerinizle yapabilirsiniz. Sadece sıra atlamıyoruz. Bakın şöyle hemen buradan başladım, giriş yapıyorum ve oradan devam ediyorum. Zaten o belli arkadaşlar. Hani sırada atlamadan, şey de yapmadan bu şekilde devam ederek paspasınızı tamamlıyoruz. En son bitim yerinde tabii ki de bu boşluklar olacak. Bakın şu aradaki boşluklar aynı burada yaptığımız gibi o kısmı da o şekilde doldurarak paspasımızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi gayet kolay bir yapımı var.
Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 2 sırada bir, 3 sırada bir, elinizde arta kalan iplerinizi bir sırada bile olsa yeter biz, yani yapmak için, değerlendirmek için büyük bir fırsat arkadaşlarım bu. Kapı önlerinde, banyolarda, dilediğiniz her türlü yerde kullanabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.